Merhaba arkadaşlar. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yok artık, sütümde reçeli mi olur demiştim. Oluyormuş. O kadar basit ki. Eşim bile yapıyor. O duymasın tabii de. Tarif benden, yapması sizden. Bayramlarda şeker vardır, sütlü şeker. İnanın tadı aynen onun gibi. Çocuklar özellikle çok seviyorlar. Çok güzel bir şey. O kadar basit ki. Hepsi alıp koyuyorsunuz, pişiyor. Arada bir gidip gelirken karıştırıyorsunuz, o kadar. Çok kolay bir şey. Malzemelerimiz 1 kilo süt, 2 paket vanilya, çay kaşığının ucuyla. Karbonatımız 1 bardak şeker. Bu kadar. Hazırsanız hadi buyurun yapalım. 1 kilo süt, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, karbonatımızdan da şu kadarcık ucuyla. Tencereyi mutlaka büyük alın. İçinde karbonat olduğu için kabarıyor, taşmasın. Püf noktası diyelim buna. Kaynamaya bırakıyoruz. Arada sırada karıştıracağız onu ve istediğimiz kıvamı olunca kapatacağız. Şu an kıvamı bayağı bir oldu. Rengi şu an süt reçeli diye koyu da yapmak istemedim. Neredeyse oldu zaten. Son zamanlarda karıştırmak gerekiyor ki altı tutmasın diye. Hani 1 kilo sütten yarım kilo falan çıkacak. Zaten dökünce kavanozu da görürsünüz. Hani insanlar hani bu nasıl bu kıvamı alabiliyor diyor. Bu şekilde pişe pişe buharlaşarak da diyebiliriz yani. Süt, şeker, vanilya, karbonat. İçinde başka hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Oldu. Şimdi reçelimizi kapatabiliriz. 1 kilo sütten çıkan tam da bu kadar. Bu şekilde kapatıyorum, çeviriyorum. Süt reçelim hazır. Süt sevenler, karamel sevenler. Reçelimiz hazır. Çok basit, çok kolay. Çocuğu olanlar özellikle söylüyorum, mutlaka deneyin. Sadece süt reçeli olarak düşünmeyin. Tatlı yapmışsınız, trileçe. Üstüne dökün. Tiramisu yaptınız, üstüne dökün. Pasta yaptınız, üstüne dökün. Çok güzel bir lezzet veriyor ve çok da güzel bir görüntü veriyor. Tarif benden, yapması sizden. Vanilya sevenler için söyleyeceğim ki ben çok seviyorum. Misler gibi de kokuyor zaten. Çok da güzel. İster tatlı niyetine, ister reçel niyetine yapabileceğiniz en kolay reçel, süt reçeli. Yani düşünün, ben rahatsızlanınca, sipariş gelince eşim bile yapıyor. O duymasın tabii de, şimdi diyecek ki beni herkese söyledin diye. İnanın bana, oturuyor ve kıvamını bile tutturuyor. Bu kadar artık yani.